Berber Mehmet'in Hikayesi. Yazan Selim Nusret Gerçek. Edirne kapısında Çukur Bostan civarında Bedesten Hacegilerinden Hasan Efendi namında bir zat varmış. İsim isme, kisp kispe, semt semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek vakit geçermiş derler. Hasan Efendi oldukça vakti hali yerinde, semtinde bir iki hane sahibi, Bedesten'de de iki üç dolap sahibidir. Alışverişi yolunda, ticaretle alakası olan memleketler ise Hindistan, Bulucistan, Dağıstan, Yunanistan ve hatta Edirne kapısında Çukurbostan. Her gün çalışır, kazanır, geçinip gitmektedir. Bu zat 55-60 yaşlarında olup birkaç kere evlenmiş. Almış olduğu kadınların hiçbirinden bir evlada nail olamamış. Ve hepsini gönülleri rızasıyla terk etmiş. Nihayetül emr, kendisinin torunu olacak kadar genç bir kızla evlenmiştir. Hanesinde kendisinden ve hareminden mağda bir kayınvalidesi, bir de Bolulu aşçısı ve bir de hizmetçi ayvazı vardır. Kendisi hareminden gayetle memnunsa da, tabii bir genç kadının bir genç delikanlıyla imtizac edebileceği aşikar olduğundan, o kocasının zenginliğine tamamen oturmakta ve kocasına karşı daima hürmetkar bulunmaktadır. Genç kadının kocası ihtiyarlığıyla beraber gayet kıskanç bir adam. O derecelerde ki evine horoz bile almamakta. Bununla beraber hanımının bir dediğini iki yapmamaktadır. Mevsimin kağıthane zamanları olduğu bir günde kadın kocasıyla muhabbetteyken, ''Beyefendi, malum haliniz ben gencim. Gençliğimle beraber sizden memnunum. Ümid ederim ki siz de benden memnunsunuz.'' ''Hay hay, ben de senden memnunum. Rahmetli pederim küçüklük zamanımda validemle beraber bizi toplar, perşembe günü akşamüstü evde helvalar yapar, dolmalar yapar, kuzu kızartmaları yapar, ertesi cuma günü sabahleyin erkenden bizi kağıthaneye götürürdü. Sizin hizmetinize geldiğim günden pederimin vefatı zamanı 10 seneyi geçmiştir. Hamdolsun evimizde aşçımız var. Ne olur perşembe günü aşçıya emir buyursanız da bir miktar helva, dolma ve kızartma yapsa, ertesi cuma günü validem ve zat-ı âliniz ve cariyeniz şöyle kalksak, kağıthanenin bir temiz yerine gitsek, oturup eğlensek ve akşamüstü dönüp gelsek olmaz mı efendim? Ay hay güzelim, niçin olmasın? Perşembe günü aşçıya emredelim. İstediklerinizi yapsın, cuma günü valideniz ve aşçı başıyla birlikte gider, gezer, eğlenir, gelirseniz. Efendim siz gelmez misiniz? Ben gelmem. Ve gelmediğimin sebebi de şu ki evi yalnız bırakamam. Peki efendim, siz bilirsiniz. Perşembe günü aşçıya emirler verilir. Taze asma yaprağıyla fıstık, üzüm, baharla karışık bir tencere nefis zeytinyağlı dolma, irmiğin ve yağın en âlâ cinsinden bir tencere helva, kuzunun en körpesinden bir tepsi kızartma ve bunun teferruatı olan kıvırcık yeşil salata, taze soğan, bir miktar maydanoz ve bir şişe içerisinde sirke hizarını aşçıbaşıya emrederler. Zavallı aşçıbaşı Hasan Efendi'nin evine geleli 5 sene olmuş, 5 senede 5 saat sokağa çıkmamış. Yemeklerin yapılması emrini aldığı zaman bir seyre gidileceğini anlayarak, sevinçle yemekleri istediklerinden âlâ ve bilhassa irmik helvasını o derece maharetle yapar ki, ağza alındığı zamanlarda dille dudak arasına yayılır. Ertesi günü sabaha gerek küçük hanım gerek aşçıbaşı 4 gözle beklerler. Şafak vakti aşçıbaşı yapmış olduğu yemekleri büyük zembilin içerisine yerleştirir ve kağıthanede yemekler ve salata için lazım olacak çatal, bıçak, kaşık, tabak, sahan, ekmek, tuz, biber vesaireyi dahi zembilin bir kenarına yerleştirir. Ve gidecekleri yerde oturmak için büyüyecek bir seccadeyi de zembilin üstüne sarar. Görüyorsunuz ya aşçıbaşı ne kadar tertibatlı ve kendisi de memlekete gitmek ve orada giymek için almış olduğu çuhadan şalvarını, cepkenini, ipekli mintanını giyer, trablus kuşağını beline sarar, saatini boynuna takar ve kordonunu da kuşağının üstüne sarkıtır. Diğer taraftan küçük hanım ipekli fistanını, üstüne atlastan feracesini, ayağına yumurta ökçeli iskarpinlerini giyer ve başına da akarsu tabir ettikleri hotozu geçirir ve üstüne yaşmağını bağlar.
Validesi de keza büyüklere yaraşır bir ferace, bir yaşmak giyinerek efendilerinden izin alıp, büyük hanım önde, küçük hanım arkada, en arkada da sırtında zembil olduğu halde aşçı başı Mehmet Ağa sokağa çıkarlar. Cibali vapur iskelesine doğru aheste aheste yollanırlar. Cibali vapur iskelesinin yanında Kağıthane ve Eyüp Sultan'a müşteri götürmek için sandallar, kayıklar gayetle temiz süslenmiş, tentelerini açmışlar, kayıkçılar sakız gibi beyaz gömlek ve ayaklarına dizik tabir edilen şalvarlarını giymiş, başlarına beyaz takke geçirmişler ve üstlerine ipekli mendil sarmışlar, müşteri bekliyorlar. Küçük hanım, validesi ve Mehmet Ağa iskeleye geldiklerinde, büyük hanım Mehmet Ağa'ya, ''Bana bak Mehmet Ağa.'' ''Efendim?'' ''Şu karşıki duran sandalı pazarlık et. Evvela buradan Eyüp'e uğrayacak. Eyüp iskelesinde yarım saat bekleyecek. Oradan bizi alıp Kağıthane'de Silahtar Ağa'ya götürecek. Akşamüstü yine bizi buraya bırakacak. Bak kaç kuruş istiyor.'' ''Olur efendim.'' Mehmet Ağa kayıklara doğru ilerleyerek, ''Ula bağa bakın yalakçula.'' Karadeniz sahili şivesiyle her kayıktan bir sada çıkar. ''Bana mı değiyorsun?'' Başka bir kayıkçı, ''Efendim benim sandalım daha yolludur.'' Diğer bir kayıkçı, ''Efendim benimkine bininiz. Tentesunu yeni yaptırdım. A bakınız oturacak yerlerimiz katifeten dur.'' Öteden ihtiyar bir sandalcı, ''Efendim ben aza çoğa bakmam, ne verirseniz sizi götürür getiririm.'' Diğer bir sandalcı, ''Efendim bakmayınız o ihtiyara, size burada öyle der de yolda pazarlık eder, kavgacı bir adamdır, hem de kayu eskidir.'' İhtiyar sandalcı başlar bağırmaya, ''Oy gaybana kalasın, ocağına baba düşsün, neden bileysin benim kavgacı olduğumu?'' Bu esnada Mehmet Ağa, ''Ula bağa bakın yalakçılar, kavgayı gürültüyü bırakın da, zembülü depeyüze atarsam sizi acı göle batırırım.'' Küçük hanım, ''Aa Mehmet Ağa, sakın zembile atmayınız. İçindeki yemekler denize gider, biz orada aç kalırız.'' dedi. Annesi, ''Aa üstüme iyilik sağlık, Mehmet Ağa pazarlık etmiyor, alemle kavga ediyor. Böyle sinirlerim ayaklandı. Sen çekil bakayım oradan.'' Kayıkçılara dedi ki, ''Bana bak oğlum, bir ben, bir kızım, bir de bu adam. Üçümüzü Kağıthane'ye götüreceksin ama giderken Eyüp Sultan'a uğrayacağız. Orada biraz ziyaret edeceğiz, tamam mı? Bizim rahmetlinin mezarı başında da bir Fatiha okuyacağız. Oradan tekrar dönüp geleceğiz. Bizi Kağıthane'de Silahtar Ağa'ya götüreceksin. Akşamüstü de oradan alıp tekrar buraya getireceksin. Oldu mu? Kaç kuruş vereceğiz?'' Kayıkçıyla pazarlık uyar. Küçük hanım kayığın arkasına, büyük hanım sağ yanına, Mehmet Ağa da sol yanına oturur. Zembili ortaya koyarlar. Mehmet Ağa ağır olduğundan kayık o tarafa doğru eğilir. Kayığın muvazenesini bulmak için Mehmet Ağa'yı kayığın küpeştesine oturturlar. Büyük ve küçük hanımlar yan yana geçerler. Kayık Cibali iskelesinden aheste aheste ayrılır ve Eyüp Sultan iskelesi yolunu tutar. Malum haliniz o gün cuma olmak münasebetiyle Unkapanı Köprüsü'nden Kağıthane'ye kadar sandallar ve kayıklar ve boğaz içinden gelen büyük futalar kiklerle denizin üstü doludur. Bu kayıkların içerisinde İstanbul'un her ırka mensup esnafları, beyleri, efendileri var. Kasımpaşa'dan kalkan bir kayığın içerisinde Beyoğlu tulumbacıları, ayaklarında beyaz dizlikler, bellerinde kuşaklar, sırtlarında fanilalar, rakı takımı ortalarında, sandalın baş tarafında çalgı, sandalın içinde hem içiyorlar hem oynuyorlar. Diğer bir sandalda balık pazarı esnafı, Kayserili bakkallar. Diğer bir sandalda bahçıvan Arnavutlar, diğer bir sandalda da yorgancı ve kalaycı Lazlar, diğer bir çifte sandalda o zamanın ketebe takımları. Bunların arasında bir tek sandal içinde yalnız başına oturmuş, Sultanahmet'te Berber Mehmet namıyla maruf, 23-24 yaşlarında Afet-i Devran, Mahbub-ı Zaman, şairin çekemezken iki ebrularının çilesini, çar ebru oluyor kaşı kemanım giderek dediği gibi, bu delikanlı dört kaşlı genç irisi zamanın kisvesine bürünmüş. Şöyle ki, ayağında püsküllü iskarpinler, üste lahur şalvar giymiş, beline trablus kuşağı bağlamış. Arkasında sırmalı cepken, başında mabeyin kalıbı fes sol tarafına yıkılmış, kâküllerini fesin haricinde bırakmış, gidiyor. Yine malum haliniz herkes eğlenmek için seyre çıkmıştır. Her kayıkta türküler söyleniyor, çalgılar çalınıyor, oyunlar oynanıyor. Kayseriler, ''Değincik bakalım,
ağzınız kapandı mı? Irak'ı eşek gibi içersiniz de kuyruğunuzu altınıza almış oturursunuz. Sıfatınızı bir çevirin de ardınıza bakın. Eloğlu nasıl söyler? Bağa bak bir kere, nasıl kalkmış da göbek kıvırır. Deyin ki bağlım, hep birden ağzınızı açın. Kıspınar başında testi doldurur, testinin kulpuna şahin kondurur. Kız senin yan bakışın adam öldürür. Godesinler, raftos yârim, barnağı gınalı, güvercin topuklu yârim, elmada yanaklı. Diğer sandalda Beyoğlu'nun tulumbacıları kayığın başında zurna darbuka çalıyor, işlerinden biri kalkmış oynuyor. Arada sırada bir de nara fırlatıyorlar. Ey evet, katile altın kelepçe vuran Beyoğlu zaptiyeli. Diğer sandalda katipler bir ince saz takımı kurmuşlar, şarkılar söylüyorlar. Sütlüce'ye gittin mi? Sütlüce'de kahve içtin mi? Amanın adam, civanım adam, çatık çatık kaşlı tombul adam. Rakının tesiriyle aşka gelen bazıları bir nara fırlatıyor. Eyt! Elinde altın kalem, ferman yazar Bahbali katipleri. Diğer sandalda Lazlar kemençelerini çıkartmışlar, akord ediyorlar ve türkü söylüyorlar. İndum deniz kenarına, su verdim batuncana. Doğru söyleyin kızlar, benzer miyim kocana? Al aşağı vur dizi, papan duymasın bizi, papanın kesesine koyacağım 500'i. Bu minval üzere denizin üstü karadan daha fazla eğlenceli. Bizim berber Mehmet'in sandalı hanımların sandalının az ilerisine geçer. Hasan Efendi'nin hanımı genç ve gayet güzel. Afeti Devran, Mahbube-i Zaman, Telemen peyniri gibi gerdan, al yanak, kiraz dudak, hokka ağız, inci gibi dişler, çekme burun, siyah kaş, üzüm gibi gözler, endam aynası gibi alın, topuğa kadar lepiska saçlar, kâküllerin bir kısmı yaşmaktan dışarı çıkmış. Şairin dediği gibi, bir afet yosma civan, buna dayanır mı can? Gözünün ucu Mehmet'in cemaline ilişmiş, gözünü Mehmet'ten ayırmıyor. Mehmet de ondan gözünü ayırmıyor. Lakin Mehmet'in sandalında çalgı filan yok. Mehmet her şey bağdaba tutanmayı kaldırmış, elini kulağına atmış gazel okuyor. Sana takrire halim yok mecalime ey keremkârım, huzurunda garibane nigahım arz-ı halimdir. Mehmet gazeli okudukça kız hazin hazin içini çekiyor. Aşçı Mehmet bu işi sezmiş olacak ki küçük hanımın kulağına, ''Bana bak küçük hanım, öndeki feryadı bastıkça sen de göğsünü kabartıyorsun. Nezaketsizlik istemez, en iyi koç yiğit gördün, içerin uğraşmaya başladı.'' ''Hanım, hadi oradan budala, terbiyesizlik etme, ağzını topla.'' diyor. Kayık bu minval üzere Eyüp Sultan iskelesine yanaşır. Berber Mehmet'in sandalı dahi yanaşır. Mehmet Ağa, büyük hanım ve küçük hanım sandaldan çıkarlar. Zembili kayıkta bırakırlar. Berber Mehmet zembilin kayıkta kaldığını görünce tekrar döneceklerini anlar, kayıkta oturur. Büyük hanım önde, küçük hanım yanda ve arkada Mehmet Ağa, Eyüp Sultan Camii'ne doğru yürümeye başlarlar. Eyüp iskelesinden caminin içerisine kadar satıcılar sağa sola dizilmişler. İskele başında kahveciler beyaz futolar sarılmışlar. Gelen ve geçenlere ''Aa buyurun efendim, şekerli efendim, şekerli bir, zarif olacak çay bir, şekeri ayrı olacak, sade bir, okkalı, hafif gel, doldur bir, tömbekiyi iyi yıka.'' Az ileride peynirli pideci ''Peynirli pidem, tereyağınla çayır peynirinden.'' Mehmet ''Ulan kaç para o?'' dedi. 20 para hemşerim, bir tane getir bakalım. 20 para verdi Mehmet, bir peynirli pide aldı. Hanımların arkasında hem yiyor hem gidiyor. Büyük hanım, ''Aa Mehmet Ağa ne yapıyorsun, sokakta pide yenir mi? Ne kadar ayıp, ne kadar ayıp.'' Mehmet Ağa, ''Ayıp mayıp yok, karnım acıktı be, hem yiyorum hem gidiyorum.'' Az ileride dondurmacı. İpekli peştemal belinde, sakız bir mintan sırtında, bol bir şalvar giymiş, başında beyaz takke, omzunda peşkir, ayağında tığ gibi yemeniler. Dondurma takımları dahi gayetle temiz, pırıl pırıl parlıyor. ''Vişneli kaymaklıdır, vanilyalı var, kayısılı var, illa hanımefendi kaymak gibi, illa hanımefendi kaymak gibi, sakız gibi kaymaklı.'' Mehmet Ağa, ''Ula o ne?'' dedi. ''Dondurmayayım hanım, kaç para o?'' ''Kaç paralık isterseniz o kadar olur. Şu onu al ver bakalım.'' Mehmet Ağa müddeti hayatında ağzına hiç dondurma koymamış, soğuk olduğunu da bilmiyordu.
Dondurmacının verdiği bir tabak dondurmayı olduğu gibi ağzına attı. Dişleri ve ağzı donmaya başladı. Tuh, Allah müstahını versin, ulan bu yaylanın karı insanın ağzını dişini donduruyor der. Vay enayi vay, tabağın içine kaşık koydum, onu ufak ufak yiyeceksin. Sana kim dedi alayını birden ağzına tık diye? Sen bana demedin ki bu ağız donduru diye. Büyük hanım, Mehmet Ağa adamla ne çekişiyorsun dedi. Bahsen yaylanın karını getirmiş atayı be, ben de bir tabak ağzıma tıktım, ağzımı dişimi dondurdu ha. Aman Mehmet Ağa, çok rica ederim, böyle bizimle yolda giderken öteberi alıp yeme. Az ileride çiçekçiler. Bahariye fulyaları, zerrinler, sümbüller, menekşeler, şebboylar. Az ileride sağ tarafta kebapçılar, sol tarafta kaymakçılar. Kebapçılar, buyursunlar beyim, yoğurtlu, pideli, sade kebap yapalım, kebabımız pişkindir. Kaymakçılar, buyursunlar efendim, sütümüz tazedir, kaymağımız nefistir. Cami kapısında dilenciler. Fukarayım efendim, fukarayım, sen bana 5 para ver, Allah sana çok versin. Diğer bir dilenci küçük hanıma sokuldu. Allah gençliğine bağışlasın, Allah seni sevdiğine bağışlasın. Gönlünden ne koparsa hanımefendi. Küçük hanım elini cebine attı, miktarı belirsiz 5-10 kuruş verdi. Arkadan Mehmet Ağa dilencinin bileğine yapıştı. Ulan sen ne istiyorsun küçük hanımdan? Fukarayım efendim, bir şey istemiyorum. Bu avcundakiler ne? Dilenci avcunu açtı. Hanımın verdiği para dedi. Ümüne kakarım, sen küçük hanımı kandırmışsın, cebindeki paranın hepsini almışsın. Küçük hanım, aa Mehmet Ağa ne yapıyorsun? Ben ona isteğimle verdim, bana dua etti, Allah seni sevdiğine bağışlasın dedi. Mehmet Ağa, ben de sana dua ediyorum ama sen bana hiçbir şey vermiyorsun. Malum haliniz, caminin avlusunda güvercinler, kumrular şadırvanın üstünde, caminin üstünde leylekler. Onlara darı ekerek geçerler, türbeye giderler, ziyaret ederler. Küçük hanım, büyük hanım birer tesbihten geçerler, tekrar dönüp kayıklarına binerek kağıthane yoluna koyulurlar. Berber Mehmet'in sandalı dahi arkaları sıra yola çıkar. Kağıthanede silahlar ağaya çıkıp çağlayan köşkü önünde bir sakız ağacının altına yaygılarını sererler, otururlar. Diğer taraftan Berber Mehmet onlara yakın bir ağacın altına oturur. Berber Mehmet'in oturduğu yer silahlar ağa çeşmesine 3-4 adım mesafededir. Beri taraftan ahçı Mehmet Ağa zembildeki yemekleri birer birer çıkartır, bir kenarda ateş yakarak yemekleri ısıtmaya hazırlanır. Büyük hanıma bir kahve pişirir. Arada kendini de unutmaz. Mehmet Ağa İstanbul'a geleli ve Hasan Efendi'nin yanına gireli böyle seyir yerlerine hiç gitmemiştir. Hanımlardan ziyade kağıthane alemi Mehmet Ağa'nın çok hoşuna gitmiş olduğundan, yakmış olduğu ocağın yanında hem kahvesini içmekte hem de etrafta eğlentileri seyretmektedir. Kağıthane deresinin etrafındaki ağaçlar altında da bütün halk sazlarla, çalgılarla eğlenmektedirler. Diğer taraftan haşa minhuzur, çingene kızları seyir günlerine mahsus çiçekli donlarını giymişler, üstüne şaldan kuşak bağlamışlar, saçlarını örmüşler, yüzlerini acı bir şekil süslemişler, başlarına sarı renkte çiçekli oyalı yemeniler bağlamışlar. Kiminin elinde ziller, kiminin elinde tefler, küme küme oturan halkın arasına girip oynuyorlar. Mehmet Ağa'nın nazarı dikkatini celbetmiş olacak ki, elinden kahve fincanını bırakarak türkü söyleyip o da oynamaya başlar. Dağda davar güderim, Emine'me selam ederim, Eminem selamımı almazsa başımı da alır giderim. Eminem, Eminem, tombul Eminem, göbeğinin altı çukur Eminem. Dağda keklik bağırır, Eminem kestane kavurur. Kavur da Eminem yiyelim, ak yerdanın emelim. Eminem, Eminem, tombul Eminem, göbeğinin altı çukur Eminem. Küçük hanım Mehmet Ağa'nın halkın eğlencesine daldığından bir istifade, o zamanın hanımlarına mahsus işaretlerle Berber Mehmet'i selamlar. Berber Mehmet de ona mukabele eder. Şu işaretlerin ne olduğunu bir görelim. Kadının şemsiyeyi önüne doğru indirip kaldırması, erkeğin fesini önüne doğru indirip kaldırması, selam alıp selam vermeyi işaretidir. Kadının mendille yüzünü yellemesi, erkeğin cepken veyahut ceketini açıp kapaması, birbirlerine karşı yandıklarının işaretidir. Kadının feracesini kavuşturması, erkeğin ceketini kavuşturması, sarılıp yatmak işaretidir. Kadının feracesinin sağ veyahut sol tarafını silkelemesi,
sağ veyahut sol tarafıma geliniz demektir. Erkeğin de sağını yahut sol tarafını silkelemesi aynı manadadır. Bu işaretlerden başka birçok işaret daha vardır. Ama biz bu kadarını söyledik. Küçük hanımın validesi dahi Mehmet'in oynayışına dalmış, hiç bu halin farkında değildiler. O sırada küçük hanım su içmek bahanesiyle çeşmeye gitti. Bir miktar su içti ve geri dönerek oğlanın işiteceği bir şekilde ''Sizi çok sevdim'' dedi. Oğlan da cevaben ''Ben de sizin kulunuz, kurbanınızım efendim'' dedi. Küçük hanım sanki önünde bir çukur varmış gibi ve o çukura görmeden basmış gibi bir adım atarak yere düştü. Berber Mehmet derhal kalktı ve küçük hanımın paruze gibi kollarından tutarak kaldırdı. ''Aman küçük hanım, geçmiş olsun efendim, ne oldunuz? Ayağınız burkulmamıştır inşallah. Malum ya, iskarpinlerinizin ökçesi yüksektir. Hele bir damar üstüne binmiş olmasın. Bendeniz kırıktan çıkıktan anlarım, sanatım berberlik ve cerrahlıktır.'' Küçük hanım cidden ayağı burkulmuş gibi oğlanın üstüne yaslanarak yavaş yavaş annesinin bulunduğu tarafa doğru aksıya aksıya yürüdü. Aşçı Mehmet Ağa oğlanın kızı kucaklayıp getirdiğini görünce kan başına sıçradı. Onlara doğru koşarak ''Ulan, kancığı ne kucaklamışsın, bırak onu bırak!'' ''Kız aman Mehmet Ağa, sen de gel şu kolumdan tut, çeşmeden gelirken düştüm, görmedin mi? Ayağım kırıldı. Sen orada oturmuş çingene kızlarının oynamasına dalmışsın. Allah razı olsun bu çocuktan, imdadıma yetişti, beni tuttu kaldırdı.'' Annesi, ya zavallı kızım çeşmenin önünde düştü de sen kör gibi görmedin. Acaba ayağı burkuldu mu, kırıldı mı, ne oldu? Bir de ona yardım eden bu delikanlıya kalkmışsın da çıkışıyorsun. Berber Mehmet, affedersiniz büyük hanım dedi. Zannederim bu hanım keriminiz olacak. Çeşmeden gelirken bir çukur mu vardı, ne vardı? Düştü, ben de kaldırdım. İnsanların birbirlerine yardım etmesi farz ve vaciptir. Benim rahmetli pederim mahalle imamıydı. Bize böyle nasihatlerde çok bulunmuştu. Zannederim bir kabahat, bir kusur işlemedim. Annesi, ''Aa evladım, eksik olmaz, senden Allah razı olsun. Allah seni anana babana bağışlasın.'' dedi. Bu esnada Berber Mehmet kızı oturttu ve gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Büyük hanım bu hali gördü. ''Ne ağlıyorsun oğlum?'' Aşçı Mehmet söze karıştı. ''Ne ağlayacak? Yala buhlancığı gördü, içerisi kabardı, gözleri yaşardı.'' Berber Mehmet, ''Çok rica ederim, bana böyle şeyler söylemeyiniz. Büyük hanım bir şey söyledi, benim de gözlerim yaşarmaya başladı.'' dedi. Büyük hanım, ''Aa ne dedim oğlum?'' ''Efendim Allah seni anana babana bağışlasın dediniz ya, valide ve pederim aklıma geldi. Onlar yattıkça Mevla size ömürler versin.'' Bundan 10 sene evvelsi peder ve validemle buraya gelirdik. Bundan 5 sene evvelsi peder ve validem sizler baki vefat ettiler. Yaşı benzemesin, validem tıpkı size benzer bir hanımdı. Ağlaya ağlaya büyük hanımın elini öptü daha sonra. Çocuğun ağlayışı büyük hanımın da teessürüne dokunarak o da ağlamaya başladı. Küçük hanım da hafifçe gözyaşları döktü. Bunları gören Mehmet Ağa da hüngür hüngür ağlamaya başladı. Büyük hanım Mehmet Ağa'ya, ''Ayol sana ne oldu? Sen niçin böyle hıçkıra hıçkıra ağlıyorsun Mehmet Ağa?'' dedi. ''Siz ağlarsınız da ben durur muyum? Anca beraber kanca beraber.'' Berber Mehmet, ''Affedersiniz büyük hanım'' dedi. ''Benim sanatım berberlik ve cerrahlıktır. Küçük hanım düştüğü zaman olabilir ki ayağı burkulmuş veya incinmiştir. Böyle şeyleri sıcağı sıcağına tedavi etmek lazımdır. Bir kere küçük hanımın ayağına bakayım.'' ''Kızım, ayağın ağrıyor mu?'' ''Hem ağrıyor hem de topuğumun yanı sızlıyor.'' Berber Mehmet, ''Müsaadenizle bir bakayım.'' dedi. ''Niçin bakmayasın oğlum? Allah esirgesin, böyle çıkıklar, kırıklar insanın başına büyük işler açar. Kırığın çıkığın aslı yoktu. Bu hal her iki tarafın konuşmasına bir vesileydi. Bu da küçük hanımın kurmuş olduğu bir plandır. Anlıyorsunuz ya küçük hanım ne kadar zeki.'' Berber Mehmet küçük hanımın ayağını bir iki sefer ovuşturur. Kırıkçı ve çıkıkçılara mahsus bir tavırla ayağını sallar mallar, çeker meker ve küçük hanıma sorar. ''Nasıl efendim, eskisi gibi ağrıyor ve sızlıyor mu?'' Küçük hanım, ''Ha yok, çok iyiyim şimdi, teşekkür ederim.'' der. Mehmet, ''Şu halde müsaadenizle gideyim.'' diyerek ayağa kalkarken büyük hanım, ''Aa otur oğlum, nereye gideceksin? Sen benim dünya ve ahiret evladımsın, kızım da senin kardeşindir.
Aşçı Mehmet'a ya ben büyük hanım dedi oradan. Sen de onun amcasısın. Mehmet Ağa kurnazca bir tavırla, desene ki hısım akraba hep toplandık he, yemek kaynadı getireyim mi? Büyük hanım, aa getir ya, karnımız acıktı, hiç olmazsa şu berber delikanlı da bir iki lokma yer dedi. Berber Mehmet teşekkür etti. Ben evde yemiş gelmiştim. Hem sizi rahatsız etmeyeyim, müsaadenizle gideyim. Büyük hanım, aa vallahi billahi olmaz, senin benim kızıma o kadar iyiliğin var ayol, hatırımız için bir iki lokma al. Sofra kurulur, yemekler ortaya gelir, yemeğe başlanır. Mehmet delikanlının yüzüne dik dik bakar. Mehmet büyük hanıma, hanımefendi bu önük buradan kalksın. Neden? Neden olacak kızın sıfatına bakıp sureti? Aa hadi oradan, o da bizim evladımız. Bunu da sen mi çıkarttın? Hadi canım, böyle şeyler söyleme, yemek yemene baksan. Hem yemek yerler hem Mehmet oğlanla kızın harekatını tecessüste devam eder. Yemek bittikten sonra Mehmet tencereleri yıkamak için su almaya çeşmeye gider. Büyük hanım da su içmek için çeşmeye gider. Yalnız kalan oğlanla kız şu kararı verirler. Kızın evde gece sancısı tutacak, ebe getirmek lazım olacak. Sultanahmet de sandıklı ebe namında bir kadın olup onun getirilmesini ısrarla isteyecek. Mehmet ve büyük hanım dönerler. Berber Mehmet ayağa kalkar. Kendilerinden müsaade isteyerek ayrılır gider. Akşam oldukta büyük hanım, küçük hanım ve aşçı Mehmet toplanıp kayığa binerler ve evlerine dönerler. Şimdi gelelim Berber Mehmet'e. Berber Mehmet Sultanahmet'teki eski Zaptiye Caddesi'nde Tavukhane Sokağı'nda 45-50 yaşlarında bir validesiyle beraber oturmaktadır. Validesi de ebedir. Kağıthaneden avdetinde meseleyi annesine yukarıdan aşağı anlatır. Annesi, "A evladım, seni ben sandıkla oraya nasıl götürebilirim?" Anneciğim sen o işe karışma. Sen yalnız beni sandıkla beraber hanımın odasına götüreceksin. Evladım ben bu işten biraz korkmaya başladım. Benim başıma bir iş açmayasın. Eğer sen bu işi yapmazsan anne, ben verem olur ölürüm. Aa Allah'a emanet oğlum. Her ne olursa olsun yaparım ben senin için. Gelelim Hasan Efendi'nin evine. Kağıthaneden geldiklerinin ertesi gün akşamı kız yapmacık olarak sancılanmaya başlar. Ay ay ay, aman aman aman, karnımda bir şeyler oluyor. Aa, karnım fena halde acıyor. Ay kısıklarım, abelim. Hasan Efendi telaşla, aman ne oluyorsun elmasım? Vallahi bilmem efendi, karnım sancıyor fena halde. Bu esnada validesi odadan içeri girdi. Ne o kızım, ne oldun? Karnım kasıklarım ağrıyor anne. Ha sakın gebe olmayasın. Vallahi bilmem anne, karnımda bir şeyler de oynuyor. Hasan Efendi, aman ebeye haber gönderelim dedi. Annesi, gönderelim ya dedi. Yavrucuğum ebe çağırtalım mı? Siz bilirsiniz efendim. Ay, aman fena oluyorum. Annesi, bizim Arap Fatma ebeye haber gönderelim dedi. Kız bağırdı, istemem. O kadın küçükken beni acemat etti, onu gördüğüm yerde ödüm kopuyor. Çantalı Hacer ebeye haber edelim. Onu da istemem. Komşunun evinde çantasının içindeki aletleri gördüm. Allah göstermesin. E evladım kimi getirelim ya? Sultanahmet'te bir sandıklı ebe varmış. Kendisi pek meşhurmuş. Onu getirin. Sultanahmet'in neresindeymiş o? Ben bilmem ki kızım. Eski Zaptiye Caddesi'nde, Ceridane Sokağı'nda 5 numaralı evde oturuyormuş. Aa peki evladım. Efendi Ayvaz diye seslendi. Ayvaz eski zaman evlerinde vekil harç makamına kullanılan Vanlı bir hizmetçi. Efendim? Çabuk yukarı gel. Ha, buyurun efendim. Şimdi şu pusuluyu alacaksın, çifte mumlu feneri yakacaksın, aşçı Mehmet'le beraber Sultanahmet'e gideceksin. Bu pusulanın içerisinde yazılı sandıklı ebenin evini bulacaksın, o ebeyi alıp hemen buraya getireceksin. Çabuk! Aman efendim, gecenin böyle zifiri karanlığında ebe kalkar gelir mi? Gelir, gelir. Hadi çabuk ol, al şu lirayı da, belki lazım olur. Peki efendim. Ayvaz aşağı iner, feneri yakar. Yatan aşçı Mehmet'e, kalk bakalım bizim efendinin hanımının karnı sancılanmış, ebe getirecek. Mehmet, ulan gece karanlıkta ebe gelir mi be? Efendi getireceksin dedi bir kere, hadi kalk bakalım. Ayvaz'la Mehmet yola düzülürler. Arıya arıya bin müşkilatla sandıklı ebenin evini bulurlar.
İçeriden Ebe Hanım, "Kim o?" diye seslenir. Ayvaz, "Bizim efendinin hanımı doğuracak, seni çağırttı." "Peki gidelim ama benim bir sandığım var, onu doğruya götürmek lazım." "Sandık sepet ne varsa ben götürürüm, sen bir çık bakalım," dedi Mehmet. Ayvaz'la Mehmet tarafından kapının çalındığını duyan Berber Mehmet hazırlanmış bulunan sandığın içine girer ve kapağını kapatır. Sandıkta sokağı görecek kadar iki ufak delik var. Ebe, "Madem götüreceksiniz, hadi alınız sandığı, hanginiz alacaksanız içinde kırılacak birçok aletler var, sarsmadan götüreceksiniz." "Mehmet olur," dedi. "Ayvaz, o yüklen bakalım," dedi. Mehmet sırtına sandığı aldı. Ayvaz önde feneri çekti. Ebe Hanım arkasından yürüdü. En arkadan da Mehmet sandıkla geldi. Ayvaz kapıyı çaldı. İçeride telaşla Hasan Efendi, "Aman Ebe Hanım geldi galiba," diyordu. Kapıyı açtı. "Geldiniz mi?" Ayvaz, "Geldik ama," dedi, "kocaman bir sandığı sırtımıza yüklettik." Mehmet, "Ulan lafı bırakın, benim gurulayım ben şimdi kaldırıp sandığı yere vuracağım ha." "Ebe Hanım sakın ha," dedi, "içindeki aletler kırılırsa hiçbir iş göremem ben. Bana yüzlerce lira da zarar vermiş olursunuz." Sandığın içindeki Berber Mehmet, sandığı yere vuracağım sözünü işitir işitmez titremeye başladı. Nihayet uzatmayalım efendim, Ebe Hanım ve sandık Küçük Hanım'ın odasına girdi. Küçük Hanım yine kıvranmakta. Ebe Hanım derhal tembihat icra etti. Odadakileri çıkardı. Hasan Efendi aşçının odasına indi. Aşçının odası da Küçük Hanım'ın odasının altında. Sandığın içinden Berber Mehmet çıktı. Küçük Hanım'la sarmaş dolaş oldular. Bu esnada odanın döşeme tahtaları biraz gıcırdadı. Aşçı efendiye dedi. "Beyefendi, ne var? Tavan gıcırdıyor." "E farelerdir." "Efendi, tavan çökecek." "Canım, neden çöksün?" "Sandık ağır geldi be. O odada bir zamanlar 40-50 kişi helva sohbeti yapmıştık. Öyle bir sandıkla çökmez." "Gıcırtıya bakılırsa çökecek gibi oluyor." "Çökmez, çökmez." "Efendim, burada bir domuzluk var." "Ne gibi?" "Bu eve çocuğu vakitsiz doğurtacak, ben öyle anlıyorum." Berber Mehmet bir müddet Küçük Hanım'la sarmaş dolaş olduktan sonra sandığa girdi. Ebe Hanım evdekileri çağırdı. "Ayol baksanıza, orada kimseler yok mu?" Hasan Efendi sevinçte, "Aman Ebe Hanım buradayız, ne var ne yok," dedi. Ebe Hanım, "Efendim bir şey yok, hanımınız gebedir. Çocuk kasıklarına doğru gelmiş, biraz rahatsız etmiş. Ben onu düzelttim ve yatağına yatırdım. Artık benim işim kalmadı, müsaade ederseniz gideyim." Hasan Efendi, "Olmaz, bu gece burada kalınız," dedi. "Bizim için hariçte yatmak olmaz. İşimiz bittikten sonra gitmekliğimiz lazımdır. Olur ki başka loğusa daha zuhur eder, ararlar bulamazlar." Hasan Efendi Ebe Hanım'a birçok bahşiş verdi ve sandık tekrar Mehmet'in sırtına yüklenerek Ebe Hanım önde, Mehmet arkada, Fethiye Caddesi'nden Fatih'e doğru yola düzüldüler. Mehmet'i saf dil zannetmeyelim. Mehmet işi kağıthanedeyken çakmış ve sandığın içerisinde Ebe Ağlat'ı olmayıp Berber Mehmet olduğunu anlamıştır. Yolda giderken Ebe Hanım'a dedi. "Bana bak Ebe kadın." "Ne var?" "Belim ağrıdı be. Bu sandığı yere çalacağım." "Aman içindekileri kırarsın." "Kırılmaz ulan. Ben sağlam olduğunu biliyorum. Bari şuradaki mola taşına koy da biraz dinlen." "Mola taşı istemez, yere çalacağım." Sandığın içindeki Berber Mehmet korkusundan yine titremeye başladı. Olacak ya, o gece kollukçu başının sünnet düğünü varmış. Gündüzden bir kara gözcü aramışlar, bulamamışlar. Kolluk devriyeleri sokakta gezerken bu sırtında sandık gelmekte olan adamı görmüşler. "Hemşeri, dur bakalım," diye bağırdılar. Mehmet, "Ne olacak? Gece yarısı böyle sırtında sandık, nereden geliyorsun?" "Gebenin evinden." "Nereye gidiyorsun?" "Ebenin evine." "O sandığın içinde ne var?" "Kara göz olacak değil ya, aletler var." "Ha, aradığımızı bulduk, gel bizle beraber. Bizim kollukçu başının sünnet düğünü var, orada bu kara gözü oynat bakalım." Mehmet kollukçuların peşine takıldı. Ebe Hanım da bu esnada savuştu. Kollukçularla Mehmet düğün evinden içeri girdiler. Evvelden biri kollukçu başıya ve sünnet olan çocuğa müjde verdi. "Bir düğün evinden çıkmış kara gözcü yakaladık, getirdik." Kollukçu başı Mehmet'e, "O ne sırtındaki?"
Kollukçu cevaben Karagöz dedi. İndir bakalım aşağı. Olur efendim. Mehmet bu hallere başını sallamakla mukabele etti. Sandığı yardımlarla yere indirdiler. Kollukçu başı, hadi kur bakalım perdeni dedi. Efendim bende perde merde yok. Kollukçu başı, öyleyse ben bir perde kurdururum dedi. Emretti, bir köşeye bir hayal perdesi kuruldu. Hadi bakalım Karagözcü başı, perde hazır, oynat bakalım. Efendim ben Karagözcü değilim. Karagözcü savuştu. Ben bu sandığı götürüyorum. İçinde Karagöz mü var, ne var bilmiyorum. Sen sandığı bir aç bakalım, çıkart Karagözleri. İçimizde bir oynatacak da bulunur elbette. Efendim anahtar bende yok. Kollukçu başı hiddetlenerek sandığın kapağını şiddetle çekip açtı. Berber Mehmet kollukçu başının karşısına çıktı. Kollukçu, ulan bu nasıl Karagöz dedi. Efendim bu zorlu bir Karagöz. Senin bu sandıkta ne işin var? Berber Mehmet yukarıdan aşağı hikayeyi anlattı. Kollukçu başı adamlarını göndererek Hasan Efendi'yi ve ailesini, bir taraftan da Berber Mehmet'in annesini çağırttı. Onlar huzuruna geldikte Hasan Efendi'ye ailesini terk ettirdi. Berber Mehmet'e nikahlattı. Berber Mehmet'in validesini de Hasan Efendi'ye nikahlattı. Her iki tarafı da evlerine gönderdiler. Bundan anlaşılıyor ki herkesin dengiyle evlenmesi lazımdır. Bir ihtiyar kimsenin bir genç kadınla evlenmesinde böyle mahsurlar olur. Bu kıssa bir mecmua kenarında kaydolmuş. Biz de gördük, söyledik. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola.